Trump. Cumhuriyetçiler ikinci kez televizyon programına hazırlanırken gözler bir kez daha Donald Trump üzerinde. Geçen ay gerçekleşen ilk televizyon tartışmasından bu yana Donald Trump anketlerde diğer cumhuriyetçi adaylarla arasındaki farkı açtı ve cesur konuşmalar yapmayı sürdürüyor. Seçilirsem o kadar çok kazanacağımız şey olacak ki kazanmaktan sıkılabilirsiniz. Bana inanın. Tamam kazanmaktan kimse sıkılmaz. Hiç sıkılmayacağımızı söyleyebilirim. Bu tartışmada Trump rakiplerinden daha fazla eleştiri bekleyebilir. Siyaset dışı bir isim olarak görülen beyin cerrahı Ben Carson da anketlerde başarılı. Eğer hayatım boyunca bana bu daha önce yapılmadı, bu yapılamaz diyen insanlara kulak assaydım, bugün burada sizlerle konuşuyor olmazdım. Eski bir iş kadını Carla Fiorina da tartışmaya katılacak. Fiorina eski Florida valisi Jeb Bush gibi daha deneyimli adaylara karşı yükselişte olan bir isim. C. Bush Trumpa saldırmayı sürdürürken yeni bir ekonomi için planlarını da açıklıyor. Özel sektörü canlandıracak yeni ekonomi planım 19 milyon kişiye istihdam sağlayacak. Trump'ın rakipleri bu tartışmada ilgiyi üzerlerinde toplamayı umuyor. Bunlar arasında İran'la yapılan nükleer anlaşmanın en büyük karşıtlarından Texas Senatörü Ted Cruz'da var. İran'la yapılan nükleer anlaşma bir felaket ve Amerika'ya yönelik en büyük güvenlik tehdidi. Siyaset uzmanı Stuart Rothenberg, Trump'ın rakiplerinin onu destekleyen seçmeni kendilerinden uzaklaştırmadan Trump'ı eleştirme yolları arayacağını söylüyor. Seçmenler yalnızca ülkenin gidişatı ile ilgili öfke ve hayal kırıklığını dile getirmek istiyor. Cumhuriyetçi seçmen başkanla ilgili hayal kırıklıklarını ortaya koyuyor. Bu hayal kırıklığını ifade edecek bir aday arıyorlar ve Trump da bu aday tiplemesine uyuyor. Tartışma programları adaylara aynı zamanda seçmenle yakınlaşma olanağı sunuyor. Scott Faulkner, cumhuriyetçi siyaset uzmanı. Canlı yayının akışında ortaya çıkacak durumlara ne kadar hazırlık yaptıklarını görmek ilginç olacak. Şu anda yalnızca hazırlanan ana noktaları tekrarlıyor ve kendi seçim kampanyaları çerçevesinde hareket ediyorlar. Demokrat Parti'den Hillary Clinton ve diğer adaylarsa ilk televizyon tartışmalarını gelecek ay gerçekleştirecek. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington.